Değerli basın mensupları, elektriği uzun süredir kesilen bir ailedeydik. Aileyi dinledim. İki güzel evladı var. Yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden elektrik borcunu ben ödemiyorum demez. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek. Geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor. Ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya. Dünyanın değişmesi lazım. Türkiye'nin de değişmesi lazım. Bir değişime ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. Her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Onlara karşı sorumluluğunu bütün siyasetçilerin yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz. Bunu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi milletin karakteridir. Değişimi yapacağız. Değişimi gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu millet zulme karşı kulaklarını tıkamaz. Zulme karşı kulaklarını tıkamadığı için de biz birbirimize emanetiz. Her bir vatandaş diğer vatandaşa emanettir. Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsa hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişimiz karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bu çerçevede bakmak lazım olaylara. Bu çerçevede olayları değerlendirmek lazım. Eğer siz elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsanız, beşli çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir. O zaman başka bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Devlet beşli çetelere kaynak aktarmak, milyarları aktarmak için değil, vatandaşın elektriği kesilmesin diye, vatandaşın evinde rahat oturması, yatması, kalkması, gezmesi, gülmesi için vardır sosyal devlet. Eğer sosyal devlet beşli çetelere kaynak aktarıyorsa bir sorunumuz var demektir. Beşli çetelere kaynak aktarmak için değil, vatandaşın elektriğini güvence altına almak için sosyal devletin olması lazım. Hepinize teşekkür ederim. Değerli seyirciler.